Periyodik tablo, dünyadaki bütün kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş tablodur. Bu tabloda dünya üzerinde bilinen bütün elementler artan atom numaralarına göre sıralıdır. Bazı elementler çok eski çağlarda keşfedilmesine karşılık halen keşfedilmemiş elementler de vardır. Periyodik tabloda bir arada gösterilen bu elementlerin her birinin kendine özgü farklı özellikleri vardır. Elementlerden bazıları sahip oldukları özellikler sayesinde tarih boyunca diğerlerinden daha çok ön plana çıkmış ve daha değerli olmuştur. Altın bu değerli ve paha biçilemez elementlerden birisidir. Periyodik tabloda Au sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkli kimyasal bir elementtir. Altın, 118 farklı elementin bulunduğu periyodik tabloda insanın para birimi olarak seçtiği tek elementtir. Bunun sebebi diğer elementlerin sıvı gaz halinde bulunuyor olması, çevresel faktörlerden kolay etkileniyor olması gibi nedenlerle para birimi olarak kullanılmaya uygun olmamasıdır. Altın ilk çağdan beri insanların doğada bulduğu ve kullandığı değerli elementlerden birisidir. Altın doğada serbest halde bulunabilir. Parlak sarı rengi ve ışıltısı sayesinde tarihin her devrinde insanın gözünü kamaştırmış ve ilgisini üzerine çekmiştir. Asitlere karşı dayanıklı bir element olmasıyla birlikte çok kolay işlenebilme özelliğine sahiptir. Altın ağır bir metaldir. Kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden altın hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Altının bir başka özelliği ise saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır. Bu nedenle kolayca dövülerek istenildiği gibi biçimlendirilebilir. Altın sahip olduğu bütün bu özellikler sayesinde tarih boyunca hep en kıymetli metallerden birisi olmuş ve insanların vazgeçilmez zenginlik kaynağı olarak kalmıştır. Günümüzde çoğu insan altının oluşma sürecini petrol, kömür ya da elmas gibi sadece belirli şartlar sağlandığı takdirde uzun yıllar sonucunda oluştuğunu düşünmektedir. Fakat altın çok eskiden beri doğada zaten saf halde bulunmaktadır. Altının saf halde doğada bulunmasının geçmişi dünyanın gençlik dönemine kadar uzanmaktadır. Bu yüzden doğada saf halde çok uzun zamandır bulunan altın, insanlık tarihi boyunca hem değerli ziynet eşyaları hem de ticaret aracı olarak görülmüştür. Günümüzde dünyadaki altın rezervinin en fazla olduğu ülkeler sırasıyla Güney Afrika Cumhuriyeti, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya'dır. Buna karşılık dünyada en çok altına sahip olan 3 ülke ise sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İtalya'dır. Yeni videolarımı yakından takip edebilmek için kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenerek ve yorum yaparak görüş ve düşüncelerinizi bildirebilir, kanalıma destek olabilirsiniz. Vaktinizi ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkür eder, bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere, hoşça kalın.